Bu bölümü seçenlerde özellikle olması gereken özellik sabırdır ve özverili olması gerekir. Çünkü diş hekiminin yanında çalışacak personel birçok alet edevatı bilmeli ve sabırla o alet edevatları öğrenebilmelidir. Bir hasta geldiğinde diş hekiminin en önemli yardımcısı diş hekiminin personeli. Diş hekimi yardımcı personeli bütün alet edevatları bilerek diş hekimine yardımcı olur. Neredeyse diş hekiminin eli ve koludur. Bu nedenle bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımız özenle çalışmalı ve sabretmelidir. Ayrıca bir diğer olması gereken özellik yabancı dil özelliği. Çünkü günümüzde sağlık turizmi gün geçtikçe artmakta. Bu yüzden yabancı dile yönelirlerse bu konuda ileride çok daha kolaylık hayatını sağlayacaktır bu konu. Bu bölümü seçen arkadaşlarımız pratik düşünebilmeli, pratik hareket etmeyi öğrenebilmelidir. Çünkü yeni gelen hastalar konforu açısından bir an önce işleminin bitmesini istemekte. Diş hekimi yardımcı personellerimiz mümkün olduğunca pratik olarak alet edevatları alıp hekimine verebilmelidir. Belirli olarak olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir özelliği yok. Fakat el-göz koordinasyonu öğrencilerimizin çok işine yarayacaktır. El çabukluğunun iyi olması, elinde, gözünde herhangi bir sakatlık olmaması meslek hayatında daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Onun dışında iletişim becerilerinin gelişmiş olması hastayla iletişim açısından veya sterilizasyon aletlerini veya yeni cihazları kullanım açısından o tip teknik bilgilere ilgisinin olması yine avantaj olacaktır. Bunun yanında dil de artık önemli bir hale gelmeye başladı. Özellikle sağlık turizmini düşündüğümüzde İngilizce bilen arkadaşlarımız, mezunlarımız daha başarılı, fark yaratan bir şekilde mezun olmuş olabilecekler. Bölümü seçenlerin yerine yetenek olarak da el becerisi çok önemli bizde. Çok pür dikkat önemli. Bir de çok çalışmak. Bu da bizim için önemli. Özel bir yetenek gerekmiyor. Hani birazcık azimli olmak dışında ve biraz da böyle ekiple beraber çalışabilme yetenekleri dışında çok fazla bir yetenek gerekmiyor. Genelde ilgili yetenekler okurken ve stajlarda kazanılıyor. Aslında düşününce diş hekiminin yardımcısı olan 3 değişik meslek formu var. Bunlar teknisyenler, diş hekimi asistanları yani ağız diş sağlığı bölümü mezunları ve Türkiye'de olmayan hijyenistler. Ağız diş sağlığı mezunu arkadaşlar diş hekimlerinin olması gereken diğer iki elidir. Ve diş hekimlerinin elleri ağzın içindeyken onlarınki pek ağzın içinde bulunmaz. Ama daha çok alet alışverişi veya işte diş hekiminin ihtiyacı olan malzemelerin karıştırılması, hazırlanması, sterilizasyon gibi işler yaptıkları için bununla alakalı bir fiziksel engel pek de yok açıkçası.